Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Sevgilim mutfağına hoş geldiniz. Bugün hiç katı yağ kullanmadan poğaça yapacağım arkadaşlar. Bir bardak zeytinyağımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağı da zeytinyağı. Evet. Bir bardak da yoğurt. 2 yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını üzerine ayırıyorum. Bunları şimdi şöyle elimle güzelce bir çırpayım. Dereotunu hamurun içine koyacağım arkadaşlar. Şöyle yarım demet dereotu. Bir tane havuç rendeledim, kabuğunu soyup da. Şöyle şimdi unumuzdan yavaş yavaş ilave edelim. Şurada da bir tane kabartma tozumuz var. Bir çay kaşığı kadar soda tuzumuzu da ilave edelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Lorumuz da biraz tuzlu. Şöyle elimize yapışmayacak bir hamurumuz olacak. Poğaça hamurumuz. Biraz daha yoğuracağım. Kıvam alsın. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Şöyle bakın artık elime yapışmıyor. Kıvama gelmiş mi oluyor o Geldi. zaman? Kıvama geldi. Ölçerek yapmadım ben bunu. Hamur ne zaman elinize yapışmayacak, o kıvam yeterlidir. Bakın. Şöyle güzel oldu. Kabaracak mı sevgili tabağa? Yok, mayalı değil ya. Şimdi tepsimi alayım geleyim. Tamam. Hamurumuz çok güzel oldu bakın arkadaşlar. Şöyle ele yapışmayan bir hamurumuz oldu. Hiç katı yağ kullanmadan kıyır kıyır poğaça yapabilirsiniz. Şöyle istediğiniz büyüklükte hamur koparın. Şöyle. Şu şekilde. Tepsime de yağlı kıyak koydum. İsterseniz bütün malzemeleri de İçine katabilirsiniz. Zaten kattık daha şeyi de katabilirsiniz. Loro. Loru da katabilirsiniz. Peynirli de yapabilirsiniz. Ondan sonra kaşarlı yapabilirsiniz. İçine istediğiniz harçtan katabilirsiniz. Zevkine gize göre çoğaltın değil mi sevgili? Yani. Sen şey, Geçen gün işte yaptım. Çok güzel oldu. Yemiştik hani. Hepsini içine kattım. Kıyır kıyır oluyor. Ne yapalım? Hepsini yuvarlayınca öyle mi çekelim? Arkadaşlar içine ne kattık? Bir su bardağı 200 mililitten sıvı yağ, zeytinyağı yani. Ondan sonra bir bardak yoğurt. 2 yumurta sarının bir tanesini üzerine koyacağız, süreceğiz yani. Bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı kadar soda, o cep sodaları vardı ya eskiden, onlardan. Yarım demet dereotu, bir tane havuç rendeledim. 250 gram kadar lor. Aldığı kadar da un. Kulak memesi kıvamında elinize yapışmayacak şekilde un. İstediğiniz büyüklükte parçalar koparıp
kıyır kıyır poğaça yapabilirsiniz. Şöyle bir tane yumurta sarımız vardı. İçine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Böyle güzelce karıştırıyorum. Bu arada fırınımızı da açtım. Ben davul fırında pişireceğim. Siz normal fırında alt üst ayarda 180 derecede pişirin arkadaşlar. Kendi fırın ayarınıza göre ayarlayın. Yumurta sarısını sürdük. İsterseniz çörek otu atabilirsiniz üstüne. Şimdi önceden ısıttığımız fırınımıza poğaçalarımızı götürüyorum arkadaşlar. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar poğaçalarımız nar gibi kızardı. Bakın çok da güzel kabardı. Çok da güzel kızardılar. Şöyle bakın nasıl güzel oldu. Mayalı gibi oldu, mis gibi. Çayımızı da demledik. Şöyle. İçini de bölelim şimdi. Daha sıcak. Biraz 5 dakika beklettim arkadaşlar. Çok sıcak kıramayız. Şöyle şunu bir test edelim bakalım. Bakın maşallah gerçekten çok güzel oldu. Oh oh oh. Bakın. Yemedi yanında yat. Şöyle bir test bak. Test et bakalım Cengiz. Sıcak sevgi. Yok, acık şey yaptı. Soğudu. Sıcak olduğu halde yandım. Güzel, güzel, güzel. Ellerine sağlık. Mutlaka yapın arkadaşlar. Hem pratik hem çok lezzetli. Abone olmayan arkadaşlarım rica ediyorum. Beğeni, ufak da olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olacağım. Kanalımıza destek amaçlı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere inşallah.